genel izleyici için uygundur. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi, inayeti, bütün güzellikleri üzerlerinize olsun. Bugün 8 Nisan pazartesi. Allah nasip etti bugüne ulaştık. Ramazan-ı Şerif ayının bu güzel gününde oruçlarımızı tutuyoruz, ibadetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Allah yapmış olduğumuz bütün güzellikleri katında makbul eylesin. Rızasına uygun bir şekilde amellerimizi icra edebilmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Çok değerli bir konumla karşınızdayım. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doktor Muhlis Akar. Hocam bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş hocam sağata afiyetesiniz inşallah. Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Allah hamdolsun. Teşekkür ediyorum. Bizler de iyiyiz. Ee, yarın Arefe, artık diğer günde bayram. Artık evet. Ramazan-ı Şerif ayının sonuna geldik. Allah e, tekrarını yaşatsın inşallah. Amin. amin Ramazan-ı Şerif inşallah. ayının da böyle bizden ayrılırken hoşnut bir şekilde ayrılmasını, bizler de ondan memnun bir şekilde ayrılmayı Allah hem Ramazan'a hem de bizlere nasip eylesin amin, diyelim hocam. Amin ]acağım. inşallah. E, şimdi tabii aklıma şöyle bir hadis geldi. Hani Ay Ayşe annemiz radıyallahu anha Diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle bir soru soruldu Allah Resulü'ne. Amellerin en makbulü hangisidir? Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Az da olsa devamlı olanıdır diye bir ifadede bulundu. Yani şimdi... Ramazan ayı içerisindeyiz. Kazanımlarımız oldu, ibadetlerimiz oldu. Bunu diğer 11 aya taşımanın derdiyle dertlenmek lazım. Aynen. Bir de Ramazan kazanımları nelerdir onları soracağım. Ama bu hadisi şerife baktığımız zaman hocam Peygamber Efendimiz çok önemli bir parantez içerisinde bir mesaj vermiş bize istikrar değil mi hocam? Ed ve muha ve in kalle az bile olsa devamlı olanıdır. Evet. Ee, Rahman ve Rahim olan Rabbimizin adıyla başlıyorum. Rabbimize ham sevgili peygamberimize salat ve selam ediyor. Ee, bu saatte e, bizlerle beraber olan, gönül birlikteliği kuran, ekranların başında olan e, bütün kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Rabbim Ramazan boyunca tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, kendi rızasını gözeterek, sırf kendi rızası için yaptığımız hayır hasenatları, zekatları, fıtır sadakalarını ve diğer iyilikleri, salih amellerimizi kabul eylesin Amin. inşallah. Ee, ifade ettiğiniz gibi, e, tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ee, o ifadeyi kullanıyor. Buyuruyor ki ed ve muha inkalle az bile olsa devamlı olandır. Bu hadis-i şerifi de doğru anlamamız çok önem arz ediyor. Zaten farzlarda az olma diye bir şey yoktur. Yani farz ibadetler nasıl farz kılındıysa efendimiz Aleyhisselatü vesselam nasıl gösterdiyse o şekilde eda edilmelidir. Bu hadis şeriften kastedilen daha çok nafile ibadetlerdi Diyelim ki evvabinimiz var, teheccüdümüz var. Şimdi Ramazan boyunca sahurda eğer teheccüd kıldıysak yani bunu devam ettirebiliriz. Yani bir anda çok aşırı derecede farzların dışında nafileleri fazla yapıp ondan sonra da tamamen terk etmek doğru değil. Efendimiz Abdullah isimli bir sahabeye diyor ki ya Abdullah falanca gibi olma diyor. E, falan diyor e, isim vermeden Efendimiz bazı şeyleri zikrediyor. E, önceden diyor çok gece namazları kılardı. E, nafile oruçlar tutardı Ramazan'ın dışında. Sonradan terk etti. Yani süreklilik arz etmesi, farzların zaten e, tam yapılması nevafil dediğimiz kulu Allah'a yaklaştıran e, anlamı bu nevafil ibadetlerin e, ibadetlerin orucun namazın hayır hasenatında e, az bile olsa devamlılığın efendimiz ifade buyuruyor. Belki de hocam bu az ve devamlı olma olasılığı hani insanın devamlı böyle aşırı bir şekilde yüklenmesi bir bıkkınlık verebilir anlamında değil mi? Bir de bu Çok... nafile ibadetler noktasında bu hadisi hani nafile ibadetler noktasında söylediniz ya. Mesela evet. bir insan ya ben işte her gün Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumak veya iki 3 ayet okup, onun mealini yapmak, bir, her gün bir hadis, peygamber Efendimiz'in bir hadisini okumak, anlamak noktasında böyle bir kendini bir program edinse ve ama böyle bu 5-10 dakika veya bir 15 dakika geçmeyecek şekilde bunu misal veriyorum. Yani birden aklıma geldi. Bunu hayata yaysa istikrarlı bir şekilde bu az ya mesela süre olarak bıkkınlık evet. da getirmez bu sadece nafilelerin yanı sıra hadisi böyle de anlamak lazım e, zaten nafile deyince bu sadece, nafile sadece namaz oruç değil hakikaten e, önemli bir kere ilmihal nedir davranış bilgisidir her müslümanın halini bilmesi farzdır örneğin e, namaz kalarken tutarken, zekat verirken bunların fıkhını bilmemiz farzdır e, mesela ticaretle uğraşmayan bir insanın e, ticaret hukukunu bilmesi e, mecbur değildir ama kim ticaretle uğraşıyorsa ticaretin hukukunu, ilmahını bilmesi farzdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh zaman zaman sevgili peygamberimizin kurduğu Medine pazarını ziyaret ediyor. İslam'ın ticaret hukukunu bilmeyenleri pazardan kovuyor. Neden? Diyor ki e, siz bunu bilmezseniz, hem haram kazanırsınız hem müşteriyi aldatırsınız insanlara zarar verirsiniz diye. Bunlar e, önem arz ediyor. Örneğin evlenen gençlerimizin aile hukukunu, eşlerin birbirine karşı e, karşılıklı görev ve sorumluluklarını bilmesi farzdır. Her alanda yaptığımız işin fıkhını bilmek. Yani burada e, Rabbimiz nasıl bir iş yapmamızı istiyor, nasıl bir üretim yapmamızı istiyor, nasıl bir ticaret yapmamızı istiyor, eşler birbirine nasıl davranması gerekiyor bu önemli. İfade ettiğiniz konu son derece Fatih Hocam önemli. E, hakikaten e, Allah rızası için dünya ve ahiretimize faydalı olan konularda da e, okumalar yapmak, ki bu, burada başta Kur'an-ı Kerim'i mealiyle tefsiriyle okumak, sevgili peygamberimizin hadislerini okumak, e, mesleğimizle ilgili bilgileri, faydalı bilgileri okumak bunlar da nafil ibadet kapsamında değerlendirilir ve devam edilmesi bu açıdan önemlidir. E, bir de e, tabi güzel bir duayla başladınız. E, yani Efendimizin bir hadis var buyuruyorlar ki eğer Ramazan-ı Şerif'teki bereketleri, huzuru, o manevi getirileri bilseydiniz sadece bir ayın değil, 11 ayında yani yılın bütün aylarının günlerinin de Ramazan olmasını isterdiniz. Ramazan o kadar bereketli. Ee, önemli olan Ramazan'daki e, kazanımlarımızı devam ettirmektir. Sizin vurguladığınız için ondan başlayalım. İstikamet burada. Hmm. İstikamet dinin omurga bir kavramıdır Kur'an-ı Kerim'in. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hud suresinin فَسْتَقِمْ kema اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْقَ Ayet-i kerimesi indiği zaman buyuruyor ki Şeyebetin Suresi Hud Hud Suresinin bu ayeti benim saçlarımı beyazlattı. Bakın özünde sözünde dürüst olan, hayatında asla şakayla bile olsa yalanı olmayan, kendisine düşman olan kişilerin bile onun kişiliği hakkında o emindir güvenilirdir dürüsttür dediği, herkesin emanetini ona teslim ettiği bir peygamber bile böyle söylüyorsa buyuruyor ki. Bu ayet indiği zaman saçların beyazla. Aslında Efendimiz ümmet adına bu üzüntüsüdür. Hmm. Yani dolayısıyla bizde e, yapmamız gereken nedir? İstikamettir. Yani Ramazan'da e, devam ettiğimiz ibadetleri e, aksatmadan devam etmek, farzları devam etmek, <laughs> yani, farz namazları devam ettirmek. E, yani e, mesela Ramazan ayı e, bize neler kazandır? Düşündüğümüz zaman bu kazanımlarımızı şöyle maddeleştirecek olursak e, değerli kardeşlerimizle izleyicilerimizle Faydalı olmadığına adına, Ramazan bir kere vaktin farkına varmayı, zamanı iyi değerlendirme, farkındalığı bize kazandırdı. Hmm. Burada neden anlıyoruz? Allahu Teala Ramazan orucuyla ilgili buyuruyor ki, Şehru Ramazan, Ramazan ayı. Ünzile fiil Kur'an Kur'anın indirildiği Ramazan ayı yani Allahu Teala Ramazan ayının sadece orucuna değil Ramazanın gecesine gündüzüne Ramazan ayına dikkat çekiyor. Bir de hocam Kur'an-ı Kerim'de sadece Ramazan ayının ismi geçiyor değil mi? Ay Kesinlikle olarak. aynen öyle ee, Allahu Teala bir şeye mesela vaktin önemini vurgulamak için e, hani biz diyoruz ki ömür sermayesi bir emanettir bu sermaye bir gün tükenecektir. Ömür sermayesini Allah'ın razı olduğu alanlarda salih amel üreterek kullanalım. Allah'a kullukta, insanlığa hizmette. Dolayısıyla Allahu Teala vaktin, zamanın, ömrün önemine dikkat çekmek için işte vel asri diyor. Asra vakte yemin olsun ki insan zarardadır. Neden? Çünkü gençliğini günahlarla harcıyor. Ömür sermayesini dünyasına ahiretine faydası olmayan boş işlerle harcıyor. Devamında da buyuruyor ki Ömür sermayesi zarar etmeyenler kimleridir? İllele dine amen ve amilus salihat malum. Ee, iman edip salih, salih, amel. salih amel işleyen, hakkı sabrı tavsiye edenler. Yani Allah'la iman akdinin gereğini salih amel üretmede kullanan. Ne yapıyor? Yani salih amel deyince sadece namaz, oruç, hac, zekat değil. Bunlar temel ibadetler. Hayatının bütün alanlarında, ticarette, işinde, sosyal hayatında, insanlarla ilişkilerinde, yani hayatın bütün alanlarında Allah'ın rızasını gözeterek Allah için iş üreten, hizmet üreten, e, faydalı ol olmaya çalışan insanlar zararda değildir. Dolayısıyla Ramazan bize öncelikle ne e, şey yaptı? Biz Ramazan'ın gecesini, gündüzünü Diğer aylara göre daha dikkatli değerlendirdik. İşte oruçlu olduğumuz zaman günahlardan kendimizi korumaya çalıştık. Ramazanın gecelerini de iyi değerlendirmeye çalıştık çünkü Ramazanın başında hep okuduğumuz üç hadis vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki: "Men samer Ramadan'e." kim ramazan ayına inanarak ve sevabını mensa Ramazan imanen ve ihtisaben bu lehu ma taqaddama min inanarak sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa hakkıyla günahları bağışlanır kim devamındaki hadislerde kim ramazanın gecelerini işte teravihle teheccüdle sahurun bereketiyle ibadette hayır hasenatla değerlendirirse Günahlar bağışlanır. Ramazan'ın e, kim Kadir gecesini iyi değerlendirirse günahlar bağışlanır. Dolayısıyla biz bu müjdelere erişmek için ne yaptık? Hem oruçluyken kendimizi günahlardan korumaya çalıştık. <laughs> Sadece midemizi aç tutmak, e, aç ve susuz bırakmadık. Aynı zamanda vücudumuzun organlarına da oruç tutturmaya gayret Eyvallah. ettik. Yani yalandan, gıybetten, dedikodudan inşallah bu anlamda oruç tutmuşuzdur diye temenni ediyoruz. Demir <laughs> demin zamandan bahsettiniz ya. Hani Peygamberimizin bir hadisi geldi. İki nimet vardır ki insanları çoğu aldanmışı. Biri boş vakit, biri de sağlık ve sıhhat dediğimiz kavram. Aynen. Bu iki şeye atıfta bulunuyor Peygamberimiz. Ramazan da zaman mefhumu olan bir ay ve her anı ganimet bilip onu değerlendirme babında ifadelerde buyurdunuz ve aynı zamanda 11 aya yaymak kesinlikle Sevinim. inşallah bu noktada da bu zamanı bir de asla yemin olsun diye başlayan asla yemin süresinde... olsun diye işte fecre yemin olsun sabah namazına ikindi namazına kuşluk vaktine neden ee, buradan alacağımız mesaj şudur Fatih hocam o zaman biz e, her saniyemiz çok önemlidir her saniyemiz dünya ahiret mutluluğunu kazanmamız için Allahu Teala tarafından bize ikram edilmiş vakitlerdir, zamanlardır. Ömür sermayesi, gençlik enerjisi. Onun için sadece Ramazan'ı değil, Ramazan'daki bu vakti, zamanı Allah'a ibadet, kulluk ve insanlığa hizmet uğrunda değerlendirme bilincimizi Ramazan'dan sonraya da taşırsak. Neşe. Ramazan'dan sonra da sanki her gün Ramazan ayındayız. Ramazan günlerindeyiz gibi. Yani çünkü vakitler, zamanlar kıyamette lehimizde veya aleyhimizde şahitlik edecektir. Bunun farkını olmamız lazım. Yevme idin tuhaddis ahbaraha bi en rabbike Mevlamız buyuruyor ki o gün yeryüzü içinde yaşadığınız zaman, mekan hepsi Allah onlara vahyedecek, konuş diyecek, bizim lehimizde ve aleyhimizde şahitlik edecek. Bakın Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman ellerimiz, ayaklarımız, gözlerimiz, kulaklarımız, vücudumuzun organları bizim lehimizde veya aleyhimizde. Eğer Allah'ın razı olduğu şekilde bunları kullandıysak lehimizde, yoksa aleyhimizde şahitlik edecek. O zaman Namaz bizi... kıldığımız He. mekan şahitlik edecek, bulunduğumuz il ülke yani gezdiğimiz yerler canlı cansız her şey canlı cansız şahitlik şu edecek şu koltuk bile mesela oturuyoruz evet mesela şu anda koltuk bize lehte şahit edecek Allah'ın kelamını konuşuyoruz ya Rabbi mübarek Ramazan gününde burada salih amel ürettiler ilim irfan konularını konuştular. İnsanlara faydalı olmaya çalıştılar. Bunlar da şahitlik edecek. Bu ayetin bir meali değil mi hocam? Kesinlikle. Canlı cansız her şeyin bizim evet, Behte çok kesinlikle. önemli bir ayet. Ee, çok Bu önemli. ayet bi enne rabbike ve Yani başka de var da ben zaman almasın diye. O gün yeryüzü içinde yaşananlar, Kimileri orada kan akıttı, insanların canına kıydı, kimileri terör üretti, kimileri namusları kirletti. Kimileri Allah'a isyanda, insanlara kötülükte, şer üretmede kullandı. Onların aleyhinde şahitlik edecek. Kimileri de yaratanı unutmadan yaşadı. Allah'la beraber olma bilinciyle hayatının gecesini, gündüzünü değerlendirdi. Efendim yaptığı işe hile yapmadı efendim e, şer üretmedi kötülük üretmedi efendim salih amel üretti işte e, üretimde ticarette hayatın her alanında onlar da bizim lehimizde şahitlik edecek o halde Ramazan'ın kazanımlarından birisi nedir vaktin zamanın Allah'ın razı olduğu şekilde değerlendirme bilincidir Eyvallah. Fatih Koca. Ö Ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, okuduğum ayette tabi bir de Kur'an'a vurgu yapılıyor. Ramazan ayı Kur'an ayı olduğu için, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olduğu için, Ramazan'ı 11 ayın sultanı yapan Kur'an-ı Kerim'in kendisi olduğu için, Kadir gecesine değer katan Kur'an-ı Kerim olduğu için biz Ramazan'da her zamandan daha fazla Kur'an-ı Kerim okuduk değil mi? Hatimler indirildi, mukabeleler okundu. Ee, dedik ki ideal anlamda Kur'an okumak sadece metni okumak değildir. Onun mesajını anlamaktır, onu hayata taşımaktır. İşte Ramazan'da kazandığımız bu farkındalığı hayata taşırsak Kur'an hayatın kitabıdır. Sadece Ramazan'ın kitabı değildir. Gece gündüz rehberimiz Kur'an-ı Kerim olursa inşallah Kur'an'ın rehberliğinde biz hem dünya mutluluğunu hem ahiret mutluluğunu kazanmış i̇nşallah. oluruz. Mesela Ramazan ayı içerisinde mukabele kültürümüz, geleneğimiz var. Kur'an-ı Kerim okumak. Bunu mesela diğer 11 ayda e yaymak lazım ama dediğimiz gibi metinden ziyade tabii ki metin önemli metinden okuyacağız. Ama manasına da vakıf olup onu hayata geçirmek asıl iş değil mi hocam? Kesinlikle Fatih Hocam. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatın kitabı Kur'an'la her zaman beraber. Kur'an Kur Efendimizin hayatı Kur'an'ın tefsiri. Kur'an'ın hayatı aktarılış şekli olduğu için Kur'an'la beraber ama sahabe-i kiram diyor ki Peygamberimiz Ramazan'da Kur'an'la daha fazla haşir neşir olurdu çünkü Ramazan'da Cebrail aleyhisselamla karşılıklı olarak Kur'an'ı indirirlerdi yani Cebrail'e Peygamberimiz Cebrail aleyhisselama Kur'an'ı okurdu ona az denilirdi hı hı. Cebrail aleyhisselam tekrar Kur'an'ı Efendimiz'e okurdu ona da mukabele denirdi aslında bu mukabele geleneği buradan geliyor hı. ama bakın bizim bu güzel mukabele geleneğini hayata taşıma adına güzel bir örnek olsun diye bunu zikrettim ee, sahabe-i diyor ki Efendimiz e, Cebrail aleyhisselamla karşılıklı olarak Kur'an-ı Kerim okurlardı ama e, efendimiz cömertti. Bakın okuduğu Kur'an'ın ahlakı hayatının bütün alanlarına yansırdı efendimizin. E, çok cömertti ama Ramazan'da Kur'an'ı Cebrail Aleyhisselam'la karşılıklı okuyunca e, rahmet taşıyan o rüzgarlar onun hızı nasıl böyle bir an önce Allah'ın şuraya şu ölü toprağa şu rahmeti ulaştır diye emir verdiği o rüzgar o bulutlar nasıl ki böyle hızlı bir şekilde o yağmur yağdırılacak yere ulaşıyorsa efendimiz o rahmeti taşıyan buluttan cömertlikte daha öndeydi. Yani Ramazan'da bir an önce insanların duasını alayım, garibin, kurabanın yüzünü güldüreyim, onlara yardım elim uzatayım diye <laughs> Efendimiz gecesi gündüzü koşturmayla geçiyordu. Hocam Şair Levit'in yanında Peygamber Efendimiz'i anıyorlar. Ee, diyorlar ki şey, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselamın cömertliğini birisi bulutlara benzetmiş. İşte bulutlar yağmur yağdırıyor, rahmet Hı. iniyor ya. Şairle bir dile geliyor diyor ki yani siz böyle bir benzetme yaparsanız vallahi hata edersiniz. Çünkü bulutlar verirken ağlar. Sen verirken gülersin ya Resulallah. Harika. Allah razı olsun. Şairane Güzel bir, bir ifade. katkı oldu bu e, tespitinizde Fatih Hocam. Ya Üçüncü olarak da tabii yani dedik ki vakti zamanı Müslümanca yaşama bilinci kazandırdı. Bunu Ramazan'dan sonra devam ettirdi. Tamam. Kur'an Kur hayatın kitabı dedik. Üçüncü olarak orucun farz kılındığı ayet-i kerimede Mevla ne buyurdu? sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Takvaya ulaşasınız. Takva. Aslında e, formel anlamda, özel anlamda ibadetler daha üst bir amacı gerçekleştirmeye bir katkı sağlar. Yani e, namazımız, orucumuz, haccımız, zekatımız hayatın bütün alanlarını takva eksenli olarak yani Allah'a karşı sorumluluğumuzun farkında olarak insanlara karşı, topluma karşı, çevremize karşı, diğer canlı mahlukata karşı görev ve sorumluluğumuzun farkında olarak yaşama bilinci takva bilincidir. Hmm. Oruç bize bunu kazandırdı. Peki orucun böyle bir hedefi vardı. Eğer biz orucu bu anlamda tutabildiysek takvaya inşallah ulaştık. Peki takvaya ulaşmak e, e, ne oldu? Ben buna aynı zamanda imsak disiplini diyorum. Mesela biz oruç tutarken sevgili Peygamberimiz Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde verdiği mesajları dikkate alarak hep bunları paylaştık Ramazan boyunca çevremizde, kendimizde, kardeşlerimizde. Ne dedik? Fıkıh anlamda oruç, imsak vaktiyle iftar vakti arasında yemeden, içmeden ve aile ilişkisinden özel anlamda uzak kalmaktır. Bu fıkıh anlamda oruçtur. Ama kamil anlamda oruç, Efendimiz ne buyurdu? Sadece açsız kalmak değildir elinden, dilinden insanların emir olmasıdır. kıybetten hmm. Gıybetten, dedikodudan, fitneden, fesattan, şer üretmekten, kötülük üretmekten kişinin kendini korumasıdır. Hocam kulağın, gözün, burnun, elin, ayağın orucu var mı? Kesinlikle. İşte bu, bu, bu organlarımızı bir Allah'ın haram kıldığı günahlardan korursak, ikinci olarak kul hakkı ihlalinden korursak. Bakın kul hakkı deyince biz çok konuşuyoruz ama kul hakkı, Nerede ellerle kul hakkı ihlal edilir şer üretiriz, kan akıtırız, cinayet yaparız, efendim Darbe çalarız, deriz. çırpadır. Burada kul hakkı ihlal olur. Bunu koruduğunuz zaman imsak disiplini takvaya ulaşmış olursunuz. Gözünüzü haramdan, kötü bakıştan koruduğunuz zaman dilinizle şer üretmezseniz, hayır üretirseniz, ya hayır söyleyin, ya susun diyor ya efendimiz. Efendim yani iyiliklerin yaygınlaşması, güzelliklerin yaygınlaşması ilimdir, irfandır, Kur'an okumaktır, güzel sözdür çünkü. Vel kelimetu tayyibetu sadakatun. Güzel söz söylemek de sadakadır. Allah'a imanın bir göstergesidir. E kulağımızda dedikodu ortamlarından kendimizi korursak, yani vücudumuzun bütün organlarını, zihnimizi kötü düşüncelerden arındırırsak, ilimle, irfanla donanırsak ne yapmış oluruz? Kamil anlamda oruç tutmuş oluruz. Hocam, işte i̇şte Ramazan boyunca bunu tuttuysak Fatih Hocam, İmsak disiplini ben böyle ifade ediyorum. Kendimizi günahlardan koruma disiplini. İmsak tutmak demek. Kendimizi bir nevi tutuyoruz evet. o zaman. Frene basıyoruz. Aynen. Kalbin e, hani ela bi tatma innul kulüp Kalpler ancak Allah'ı zikirle evet. huzura erer diyor ya Allah Kur'an-ı Kerim'de. Hı. Hocam kalbinde mesela orucu var mı? Kesinlikle vardır. Kal, kalbi selim diyor ya ela bir zikri lahetmenin kulub Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Yev melayen fe'alun ve la benun illa menette Allah'a bir kalbiniz. O gün Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman ne mal ne mülk eğer Allah'ın razı olduğu şekilde malı, mülkü, serveti edinmediysek, haram yollardan edindiysek insan için bir beladır, fitnedir, cehenneme gidiş sebebidir. Allah muhafaza. O yüzden buyuruyor ki Yev melayen fe'alun ve la ne mal ne mülk insana o gün fayda vermez İlla men etellaha bi kalbin selim temiz bir kalp her türlü günahlardan arınmış bir kalp e, fitneden, fesattan, hasetten kötü düşünceden insanlar hakkında kötü düşünce sadece dille değil kötülük üretmek kalple de şey hmm. haset mesela haset. amelleri yakıp bitirir bunlardan arındırılan bir kalp de işte e, tutulan bir oruçtur e, tabi güzel bir e, konuya işaret ettiğiniz için Fatih Hocam şunu söyleyeyim bakın bizim vücudumuzun organlarıyla işlediğimiz günahlar ne yapar biliyor musunuz? Gönül havuzunda, kalp havuzunda birikir. Siyah lekeler Bir, birikir. Oluyor. Efendimiz buyuruyor ki işte tevbe istiğfar edip de arınmazsak sürekli biz elimizde, ayağımızda, dilimizde, efendim midemize haram koy, lokma koyarak, haram kazanarak günah işledikçe o günah kirleri gönül havuzunu kirletir. İşte Ramazan ayı bu anlamda e, af ve mağfiret ayıdır ya tevbi faraydır ya hani evveli rahmet ortası mağfiret sonu işte inşallah biz günahlardan kurtuluş e, ayıdır diyor Efendimiz buyuruyor tevbi istiğfarla bu gönül havuzundaki bütün kirler kalple kirler arınır kalbi selime ulaşırız burada dikkat etmemiz gereken madem bu konuya da değindik Ramazan'dan sonra hani takvayı yakaladık günahlardan kendimize koruma disiplini imsak disiplini kazandık Peki Ramazan bayramla beraber eğer kontrolü kaybedersek, o takva zırhından kendimizi çıkarırsak, takva zırhına bürünmüştük, imsak disiplinini kaybedersek, nefsi emmarenin, şeytanın, kötü çevrenin etkisinde kalarak, kötülükte, günahta tekrar efendim yarışırsak Allah muhafaza, o arındığımız kalbi selim olan kalbimiz ne olur? Tekrar kararır. İşlediğimiz günahlarla tekrar kararır. Peki tekrar bir arınmaya fırsat bulabilecek miyiz? Garantisi. Ölüm meleği <laughs> kapımızı çaldığı zaman o kirli bir kalple Allah'ın huzuruna çıkarsak hesabını nasıl veririz? bu anlamda dikkat etmemiz lazım. Tam bu noktada da hocam katkı olsun. Acilu bis salati qabl el fevt ve acilu bit el mevt. Evet. Hani namaz vakti girdiğinde kılmakta hemen acele ediniz. Vaktini geçirmeyiniz. E, ölüm gelmeden önce tövbe etmekte acele ediniz. Dediğiniz gibi bir dakika sonrasının bir garantimiz yok. Kesinlikle. O yüzden Allah e, kurtuluş günlerindeyiz. Muhterem hocamızın da ifade ettiği gibi cehennemden azat günlerindeyiz. E, i̇nşallah Ramazan-ı Şerif'i bittiğinde hepimiz azat olmuş oluruz. İnşallah. Cehenneminden uzak, cennetine yakın bir şekilde hayatımızı güzel bir şekilde geçiririz. Seyirci sorularımız varmış muhterem hocam. Onları Buyurun, da alabiliriz. Değil mi? Evet. İyi günler hocam. Benim size bir sorum olacaktı. Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? Hayırlı Ramazanlar. Ramazanlar teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Tabi zekat kimlere verilirse fitre de onlara verilir. Yani zekatın verildiği her yere fitre de verilir. Yani temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, sıkıntıda olan Müslümanlara zekat ve fitreler verilir. Kimlere verilmez, yani hem zekat hem fitre beraber ifade ediyorum. Bakmakla yükümlü olduğumuz kişilere dini bir görevimiz olan, mali bir görevimiz olan fitre ve zekatları veremeyiz. Anne babamıza, biz zaten bakmak durumundayız. Hmm. Çocuklarımız, eşimiz, usul ve furu diyoruz. Üstler yani altta. Üst ve birbirlerine mirasçı olan kişiler birbirlerine zekat hmm. ve fitre veremez. Eyvallah. Onun dışında Müslüman olan temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorla, zorlanan insanlar onlara fitrelerde de, zekatlar da verilir. Eyvallah. Diğer sorumuzu da alalım. Hayırlı Ramazanlar Fatih Hocam. Size şöyle bir sorum olacak. Altının zekatı nasıl hesaplanır? Zinet eşyaları bu hesaba dahil midir? Hayırlı Ramazanlar. Güzel bu sorun, ee, sorunuz için. Şimdi teşekkür ederim. bu soruya cevap vermeden önce hani zekat ve fitre Müslüman olana verilir diyoruz ya. Hı hı. Dinen böyle bir şey olduğu için ama Müslüman olmayan diyelim ki gariban, fakir kureva onlara da sadaka yapabiliriz. Yani infak. Çünkü zekat ve fit fıtır sadakası zorunlu görevdir. Onun dışında gönüllü olarak yapmamız gereken görevler vardır. Yani adam hangi inancı mensup olursa olsun, garipse, kurevaysa komşuysa hı hı. onlara da e, zekat ve fıtrat, fıtranın lazım. dışında, fıtır sadakasının dışında yardım yapabiliriz. E, bu da önemli. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam komşu ...hukukundan bahsederken komşuyu üçe ayırıyor. Müslüman ve akraba olan komşu. Müslümanlık, akrabalık, komşuluk görevimiz var. Onu yapmamız gerekiyor. Müslüman olan komşu, Müslümanlık ve komşuluk görevimiz var. Onu yerine getirmemiz gerekiyor. Müslüman olmayanı da Efendimiz bakın. Yani dinimizin verdiği mesajlar ne kadar önemli. Müslüman olmayan, size zarar olmayan bir komşunuz varsa... Onun da komşuluk hakkı var. Eğer fakirse fukaraysa zekat ve fıtır sadakasının dışında onlara da yardım etmemiz dini bir görevimiz. Yani dinimizin verdiği değer, insana verdiği değer. Şimdi bu Halkı. kardeşimizin sorduğu soruya gelince tabii 80.18 gram diyoruz. Eğer bir insanın temel ihtiyaçlarından fazla 80.18 gram ve üzeri, yani ona o on nisap 80 grama kadar zekata tabi değildir. Ama 80 gramı aşıyorsa e, altın ola olabilir e, veya bir para olabilir, servet Hı -hı. olabilir. Yani bizim e, acaba biz zekat vermekle yükümlü müyüz, değil miyiz diye bunun hesabını yaparken bakacağız. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Normal aylık gelirimiz var, maaşımız, ücretimiz diyelim veya başka bir gelirimiz var, çalışıyoruz. E, borcumuz yok. Onun dışında tasarruf olarak biriktirdiğimiz altınımız var, gümüşümüz var veya paramız var. Tamam. O paramızla 80 gramı geçmiş. Onun hepsi üzerinden 40'ta bir, yüzde iki buçuk oranda zekat verilir. Üzerinden bir yıl geçmişse. Bir yıl, yıl geçmişse. E, ziynet eşyası eğer altın ve gümüşse, altın ve gümüşse o da zekata tabidir. Eyvallah. 80 gramı geçmişse altın ve gümüşün dışındaki ziynet eşyası ticaret malı olarak kullanmıyorsak, ticaret eşyası olarak kullanmıyorsak onlar zekata tabi değil. Eyvallah hocam bu güzel sorulara güzel bir şekilde cevapladınız. Ben hemen hocamıza son dakikalara giriyoruz. Şimdi Ramazan'ın kazanımlarından bahset hocamız. Hani oruçtan bahsetti, zamandan bahsetti. Kur'an-ı Kerim'den bahsetti ve Ramazan'ın bize sunmuş olduğu bu güzellikleri imsakla birlikte ne yapıyoruz? Hani bütün azalarımıza oruçtan bahsediyor Çok özeldi bu mesela. Bunu 11 aya e yaymamızı ifade etti. Eğer yayarsak inşallah bizi Allah Hazreti Adem kılar, Hazreti insan i̇nşallah, kılar değil mi hocam? Inşallah, inşallah. i̇nşallah. Bizim zaten amacımız gayemiz bu noktada e, niyazımız bu. Allah hepimizi hakiki manada kolay eylesin. Amin. Hocam son 4 dakika takribi olarak Böyle bir toparlama noktasında izleyenlerimize son mesajınız ne olur? Ee, son mesajım özet olarak söyleyecek olursak Ramazan'da çok şeyler kazandık. İnşallah bu söylediğimiz konulara dikkat edelim. Yani. Ölüm meleği bize randevu vererek kapımızı çalmayacak. Ne zaman ölüm meleğin geleceğini bilmiyoruz. Efendimiz buyuruyor ki insanların en hayırlısı Allah kendisine ömür verdikçe salih amellerini artırandır. Bu güzellikleri devam ettirelim. Nefsi emmarenin şerrinden korunalım. Şeytanın tuzaklarına karşı dikkatli olalım. Kur'an-ı Kerim rehberimiz, Kur'an-ı Kerim'i çok okuyalım, anlamaya çalışalım ee, ve e, insan ruh ve bedende müteşekkildir. Bedenimiz aç kaldığı zaman midenin enzimleri harekete geçiriyor, açlık sinyali veriyor, açlığı gideriyoruz. Ruhumuzun da gıdaya ihtiyacı var, onlar ibadettir, inançtır, ibadettir, salih amel üretmektir. Ama eğer biz bunlardan mahrum olursak ruhumuzun açlığından haberdar olamıyoruz. Ruhun enzimleri yok, o yüzden ne yapar? farkında olmadan manen, manevi ölüme gider insan. İnançtan, ibadetten, salih amelden uzaklaştıkça, günahlarını arttırdıkça manen çöker. Psikolojik olarak sıkıntılara girer, manevi sıkıntılara girer. Dolayısıyla ruhumuzun açlığını da inançla ibadetle efendim Allah'a ibadet ve kullukla değerlendirmemiz gerekir. Sevgili peygamberimizin e, iki mesajını paylaşarak ben e, sözlerimi bitireyim o zaman Fatih Hocam. Evet. Bir efendimiz buyuruyor ki vefatından kısa zaman önce Es-salatu ve memaleket eimanikum. Eğer dünya ahiret mutluluğuna erişmek istiyorsanız, Allah'ın sevgili kulu olmak istiyorsanız ey ümmetim, dinin direği olan namazı asla aksatmayın. Namazla beraber diğer ibadetleri, bu Allah hakkıdır. Diğeri de e, insanların hakkına, hukukuna dikkat edin. Ve kul hakkı, kamu hakkı konusunda Efendimiz o kadar mesaj veriyor ki, e, diğer bir hadisinde de buyuruyor ki, bazı haksız taleple bulunanlara verdiği mesajdır bu. Diyor ki, sakın Allah'ın razı olmadığı, insanların hakkını ihlal eden, haksız bir taleple benden bulunan, bulunmayın. Bir talep bulunmayın. Çünkü Efendimiz Medine'de aynı zamanda devlet başkanı. E, haksız talepte bulunmayın. Ben bunları yerine getirerek Allah'ın huzuruna bir insanlığın hakkıyla, hukukuyla çıkmak istemiyorum. Ben Eyvallah. öyle bir hayat arzu ediyorum. Öyle bir yaşantıma e, şekil vermeye çalışıyorum ki Allah'ın huzuruna çıktığım zaman hiçbir insan, hiçbir canlı gelip benden bir hak talebinde bulunmasın. Eyvallah. İşte buna dikkat edersin Bir ayet geldi hocam. Çok özür dilerim. Evet. Hani kişinin annesinden, babasından, evlatlarından, kardeşlerinden kaçacağı o dehşetli gün diyor ya. Bu ayet de çok manidar. Gelme mer'u. Yani kişi kaçacak. Onun için kimse gelip bizden bir hak talebinde bulunmasın. Kıyamette müflislerden, iflas edenlerden olmayalım. Kıldığımız namazın, orucun, efendim tuttuğumuz orucun, haccın, zekatın sevabını başkalarına vermeyelim istiyorsak o zaman... Allah'a ibadet ve kulluğumuzun yanı sıra hak konusunda, adalet konusunda son derece duyarlı olalım. Eyvallah. Ve Ramazan inşallah ben sözlerimi bitirirken Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Bütün kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Amin. Allah razı olsun. Ee, huzurla, sevinçle, millet olarak, devlet olarak, ümmet olarak bayrama kavuşmayı Rabbim nasip eylesin. Bu vesileyle bütün mazlumların, mağdurların da kurtuluşuna vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bir de hocam bitiriyoruz. Şimdi duanızla inşallah evet. programımızı nihayet erdireceğiz. Ee, bir hadis geldi aklıma onu da ifade edeyim. Evet. Hani Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde orucu o kadar güzel anlattınız ki şu anda mesela orucun hani İnşallah. azaları tutup kalbin orucu, gözün orucu, aklın. Ee, Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Hani Ramazan bittikten sonra gelecek ay Şevval ayı. Şevval ayı içerisinde kim 6 gün oruç tutarsa senenin tamamını oruç tutmuş gibi sevap alır buyurmuşlar. Kesinlikle. Bu mesajı da vermiş olalım. Bu çok önemli. Yani 1'e 10 sevap olduğu için hesapladığımız evet. zaman yılın bütün günlerini oruçlu gibi değerlendirmiş oluyoruz. Eyvallah. Evet. Hocam Allah razı olsun. Çok çok teşekkür inşallah. ediyorum. Bizden sonra Sahrap Soysal'la Ramazan sofrası sizleri bekliyor. Bakalım bu akşam iftarda ne var? En azından Sahrap ablanın menüsünde ne var? Onu merak etmiş oluruz. izleriz. Sonra ben tekrar huzurlarınıza hocama teşekkür ediyorum. Ankara'dan geldiler. Bizleri kırmadılar. Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde birkaç defa davet ettik. Bu Eyvallah. davete icabet ettik. Allah razı olsun. Hocam bir duayla bitirelim mi? Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbel alemin, sana hamd olsun, şükür olsun. Bizi insan olarak yarattın, Müslümanlıkla şereftin, temiz bir fıtratla dünyaya gönderdin. Ya Rabbi, fıtratımızı, temiz temizliğimizi koruyup huzuruna tertemiz gelebilmem için bize akıl verdin Ya Rabbi. Bize rehberlik edeceğin Kur'an-ı Kur Kerim gönderdin. Sevgili Peygamberimizi muallim olarak gönderdin. Ya Rabbi bu değerleri yaşayarak, inancımıza şirk karıştırmadan, ibadetlerimizi hakkıyla yaparak, kul haklarından kendimizi koruyarak Ya Rabbi, Müslümanca tertemiz yaşayarak, ölüm meleği ansın kapımızı çaldığı zaman, kulluk borçlarımızı ödemiş kul haklarından arınmış olarak, huzura tertemiz gelebilmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Ahim. Ya Rabbi bayramı, e, gerçek bayramlara bize kavuştur. Ya Amin. Rabbi üzüntülerin, ızdırapların, sıkıntıların olmadığı, mazlumların olmadığı, Ya Rabbi hakkın, hukukun, adaletin, hayatın her alanda tecelli ettiği güzel bayramları yaşamayı millet olarak, devlet olarak, ümmet olarak cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya alemin şu mübarek günler hürmetine mazlumlara, mağdurlara yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Zalimleri kahru perişan eyle Ya Rabbi. Amin. Zalimleri zalimlerle meşgul ederek mazlumları aralarından sağ salim çıkar Ya Rabbi. Amin. Ya alemin şu mübarek günler hürmetine üzerimizde maddi manevi emeği bulunan cennet vatanı bizlere emanet eden kahraman şehitlerimize, gazilerimize, hocalarımıza, üstadlarımıza, Ya Rabbel Alemin, anne baba, bütün akrabalarımıza, ahirete irtihal etmiş olan bütün kardeşlerimize rahmetiyle muameleyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, kabirlerini cennet bahçesiyle Ya Rabbi. Amin. Bizlere bayram sevincini yaşat Ya Rabbi. Kabir aleminde kardeşlerimize de bayramın sevincini onları affederek, o rahmetini ulaştırarak yaşat Ya Rabbi. Amin. Amin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. لله تعالى الفاتحة اللهم صلى على محمد بسم الله الرحمن.